Merhaba, bu videoda orijinali Brown Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Nina Emery tarafından hazırlanan videoyu anlatacağız. Konumuz şans. Şans nedir? Bu video özelinde anlatacağımız şekliyle şans, objektif olasılıktır. Bu şansın sadece zihnimizden bağımsız bir dünyaya bağlı olduğu anlamına gelir. Başka bir de işte şans, bizim dünya ile ilgili inandıklarımızdan bağımsızdır. Yani burada şanslı olmak gibi bir şanstan değil de daha çok bu olayın olma şansı nedir gibi bir şanstan bahsediyoruz. Kendinizi tek bir olasılık çeşidi olmadığı konusunda ikna etmeniz için size bir örnek vereceğim. Ekranda gördüğünüz Carmen kimyager. Laboratuvarında klor ile su karıştırması gereken bir deney yapıyor. Klor ve suyu karıştırdığında bir patlama gerçekleşmesinin olasılığının sıfır olduğunu biliyor. Ama Sarah'nın laboratuvara gizlice girip potasyum şişesinin üzerine klor yazılı etiketi yapıştırdığını bilmiyor. Ve potasyum suyla karıştırıldığında patlama gerçekleşmesi olasılığı oldukça yüksektir. Burada ne olacağı konusunda ne düşünüyorsunuz? Carmen, Sarah'nın yaptığından bir haber olduğu için patlama olasılığının çok düşük olduğuna inanacak ama Sarah etiketleri değiştirdiği için patlama olasılığı aslında son derece yüksek. Bu durumda, yani zihinden bağımsız bazı gerçeklikler olduğunda patlama olasılığının çok yüksek olduğunu görüyoruz, öyle değil mi? Bu örnekteki olasılık çeşitlerinden biri, Carmen'in olaya olan inancının düşük olması, Diğer olasılık çeşidi ise objektif olasılık. Yani şanstır ve patlama olma şansı oldukça yüksektir. Peki ama şans nedir? Şans zihinden bağımsız dünyanın durumuna bağlı olasılıktır demiştik. Peki şansı bu bağımsız dünyanın hangi özellikleri belirleyebilir? Bu gördüğünüz şöyle yağmur yağma şansı ya da olasılığı çok düşük. Ya da bu parayı attığımda tura gelme olasılığı 1 bölü 2 dediğimizde dünyanın durumuyla ilgili nasıl bir iddia ortaya atıyoruz? Bu soruyu yanıtlamak için şansın metafizik analizini yapmamız lazım. Şansın aslında sıklıklardan ibaret olduğunu düşünmek oldukça doğaldır. Yarın bu çöl’e yağmur yağma şansı çok düşük dediğimizde çöl’e çok nadir yağmur yağdığını söylemeye çalışırız veya yazı tura attığımızda tura gelme olasılığı 1 bölü 2 dediğimizde, yazı tura atıldığında buna benzer paraların, atışların hemen hemen %50'sinde tura geldiğini anlatmaya çalışırız. Şansı sıklık olarak analiz etmenin faydası, sıklıkların şans hakkında iyi bir kanıt sunuyor olmasıdır. Yine fark ettiyseniz buradaki şans, olasılık anlamında şans. Çöle yağmur yağma olasılığını merak ediyorsanız, çöle ne kadar sıklıkla yağmur yağdığı konusunda bir araştırma yapmanız gerekir. Ancak bahsettiğimiz sıklık analizleri beraberinde bazı problemler de getirir. Öncelikle, bir kere olacak olaylar için hiç beklenmedik sonuçlar oluşabilir. Örneğin birçok insan, Belmont Stakes adlı at yarışını her zaman kazanma şansının sıfır olmasa da çok düşük olduğunu düşünür. Ama Belmont Stakes yarışı bir kere gerçekleşeceği için kazanma sıklığı ya sıfır ya da birdir. İkinci bir problem şu. Sıklık analizinde sıklık ve şansın birbirinden ayrılması olanaksızdır. Ama bugüne kadar atılan tüm hilesiz paraların sürekli tura geleceğine inanmak son derece doğaldır. Bu sonucu elde etme olasılığı çok düşük olsa da imkansız değildir. Son olarak Sıklığı açıklamak için genelde şansı yani olasılığı kullandığımızı da söylememiz lazım. Birisi size çöle neden yağmur yağmadığını sorduğunda çöle yağmur yağma şansının çok düşük olduğu cevabını verirsiniz. Veya birisi atılan paraların neden %50'sinde tura geldiğini sorduğunda da bir madeni paranın tura gelme olasılığının %50 olduğu cevabını vermek son derece alışılagelmiş bir durumdur. Ama şans eğer sıklıksa sıklığı açıklamak için kullanılamaz. Yani hiçbir şey kendini açıklayamaz, öyle değil mi? Bu saydığımız durumlar yüzünden filozofların çoğu şansı sıklık analiziyle açıklama fikrinden vazgeçmişlerdir. Buradan daha sofistike bir sıklığa, mesela hipotetik sıklığa ya da en iyi sistem analizine geçmek elimizdeki seçeneklerden biri. Bir diğeri ise şansın sıklık analizi fikrinden tamamen uzaklaşmak. Alternatif analizlerden biri Şansın eğilim analizidir. Bunu açıklamak için şu örneği verelim. Madeni bir paranın yazı tura atışlarının %50'sinde tura gelme şansı, paranın tura gelme eğilimi %50 olduğunda mümkündür diyebilirim. Bu analizde sıklık analizinde karşılaştığımız problemlerle karşılaşmayız ama eğilimin ne olduğu konusunda daha fazla bilgiye sahip olana kadar bunun çok da aydınlatıcı olduğu söylenemez. Peki Şanssız yapabilir miyiz? Şansın metafizik bir analizini yapmak gerçekten zordur. Buna bağlı olarak bazı filozoflar şansı tamamen bir kenara bırakmışlardır. Bu sübjektif yani öznelci filozoflar dünya üzerindeki olasılık durumlarının tamamen dünya ile ilgili inançlarımıza bağlı olduğunu savunurlar. Örneğin, karmenin patlama olacağına dair inancı çok düşüktü ama patlama gerçekleştirme olasılığı çok yüksekti derken aslında şunu demeye çalışırız. Eğer Carmen, Sarah'nın laboratuvara gizlice girip malzemeleriyle oynadığını bilseydi, patlama olma olasılığının yüksek olacağına inanırdı. Günümüz fiziği, objektif olasılıkları tamamen göz ardı etmeyi son derece zor bir hale getirmiştir. Mesela karbon 11'i ele alalım. Bu, boron 11'e bozunan bir karbon izotopu. Karbon 11 hakkında bazı gerçeklikler var. Mesela karbon 11 atomlarının neredeyse yarısı 20 dakikalık bir zaman diliminde bozulur. Peki bu durumu ne açıklar? Standart bilimsel yanıt, mesela Carmen'in ders kitaplarında rastlayabileceğiniz bir yanıt şudur. Karbon 11 atomlarının neredeyse yarısı 20 dakikalık bir zaman diliminde bozulur. Çünkü her bir karbon 11 atomunun her 20 dakikalık bir zaman diliminde bozulma olasılığı 1 bölü 2'dir. Bunun yanında bu olasılık bazlı açıklama, kuantum mekaniğinin standart anlamı söz konusu olduğunda, 20 dakikalık sürede bozunan karbon 11 atomları ile bozunmayanlar arasında bozunmadan önce bir fark olmadığı için elde edebileceğimiz tek açıklamadır gibi görünüyor. Eğer bu bilimsel açıklamayı bir kenara itecek olursak topladığımız veri tamamen açıklanamaz bir hal alır. Fakat bu bilimsel açıklamayı destekler. Yani karbon 11 atomlarının neredeyse yarısı 20 dakikalık bir zaman diliminde bozunur. Çünkü herhangi bir karbon 11 atomunun 20 dakikalık bir zaman diliminde bozulma olasılığı 1 bölü 2'dir dersek şansa inanmış oluruz. Subjektif olasılık yani dünya hakkındaki inançlarımız veya dünya hakkında sahip olmamız gereken inançlar karbon 11 atomunun bu davranışını açıklayamaz. Kısacası şans objektif olasılıktır ve onu açıklamak zordur ama onsuz da yapamayız.